Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz önümüzde bir Kayseri spor maçı var ee, biraz daha rotasyon ağırlıklı bir kadro yapacağım hatta direkt rotasyon yapayım da ona göre koymak istediğim az takım oyuncularını koyarım oynasın Mesut Caner evet böyle gitsinler ya Martin çıksın. Doku, Tosart, Felipe, Pelegri, Hüsam, Odizola bunların hepsi çıksın. Martinez çıksın. Lafont kaleye geçsin. Yasin ve şey gelsin. Olcay gelsin. Bundan sonra Tek bir hedefimiz kaldı. Kupa Galipleri Kupası'nı almak ki bayağı zor bir hedef. Hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hem de Süper Kupa şampiyonluğunu birlikte kazanmak lazım. Kupa Galipleri Kupası'nı alabilmemiz için. Onun haricinde mümkün olduğunca altyapıyı geliştirmeye çalışıyoruz. E, antrenör ekibini büyük ölçüde tamamladık. Bir tane hücum taktik kaldı. Orada da bir tane aslında var ama Asistan menajer olmak istiyor. Şunu bir gözlemle bakayım ya. Bak burada bir şeyler var beyler. Evet Moreno'yu aldılar. Biz Zeki'yi aldığımız için çok şey yapmadık. Neydi bu çocuk? Stoperdi değil mi? Fena değil bu çocuk. Analiz raporu alsın bir de bakayım ya. Kaleci diyor. 20 yaşında diyor. Bakayım. Salla. Belotti'yi boş ver. 28 yaşına gelmiş zaten. Geç. Modern bek. Yani. 17 yaşında top kapma markaj var. Aslında fena da değil ya. Gözlemlemeye devam etsin. Allah Allah bak. Göz, gözlemciyi gönderdim ya. Gerçi şeyle diyor ama. Ne yapmış Napoli bunu kiralamış mı? Görüyor musun bak nerelerden bulup kiralıyor Allahsızlar ya. Şu benim gözlemci ekibini bir an önce e, halletmem lazım beyler. Durum kritik. Dört bir yana gözlemcileri benim bir an önce salmam lazım. Şu çocuğu Güney Amerika'ya gönderdiğim oldu. Böyle kıta kıta göndereyim ya. Başka türlü işin içinden kolayca çıkılmaz yani. Evet, bundan sonra Türkiye Ligi çok fazla sarmıyor dediğiniz için biraz daha Türkiye Ligi'ni hızlandıracağım. Daha böyle Şampiyonlar Ligi odaklı bir kariyer olacak. Zaten üst üste 5 sezondur şampiyon oluyoruz. Yalnız galibiyet öyle güle oynaya da gelmedi. Belki de oynamak lazım, bilmiyorum. Gerçi zaten Happy Top'u ocağa kadar oynuyorum da. Ondan sonrası yani yapay zekada yine. Bakalım ya. Duruma göre bir ayar yaparız. Şu an şeylere bir daha bakacağım. Ee, toplayabildiğim kadar gözlemci toplamak istiyorum. Her türlü gözlemciye ihtiyacım var. Şşt, fena değil bu. Bak gözlemci olurum diyor. Bunun maaşında bir sıkıntı vardı, değil mi? Çok maaş istiyor. Kim? Uf. Bizim maaş niye bu kadar düşük beyler ya? Şunu bir arttır gözünü seveyim ya. Allah Allah. Hayatta gelmiyor. %50 zam iste şey yapsam yine gelmez. Bu da 70 yaşında anasını satayım. Valla başka yok. Futbol direktörleri ve altyapı sorumluları zaten olmaz. Bunların hepsi de şey. Başka özlemci bunu geç. Bunun maaşı bu bak bu 40 geç bu bayağı iyiymiş ya. Ben bunu gözlemci hayatta ikna edemem. Hayatta gelmez. 65 yaşında. Şu Fabio'yu ikna etmek lazım ya. Nasıl edeceğiz bilmiyorum ama. 50 desem oha. 50 de bayağı şey oluyor canım. coşmuyorum %25. %30'a sar ya. Sarmadı. Hayır bu yönetim niye böyle beni ayar ediyor onu anlamadım yani. Bir tık daha indireyim o zaman canım. Bak bayağı bir şey çıktı. Yine başka gözlem şu nasıl? Yani kurtarır Boyumuz zayıf ama Ne yapayım Bunu zaten biliyoruz Yani O zaman şunlara bir deneyeceğim ya Bundan gözlemci olur Bak yanaşacak. Herkes mi atarlanasını satayım ya? Gelmezsen gelme lan. %25 şey yapayım diyor. Oha. Vallahi bilmiyorum. Pintilik yönetimin kanına işlemiş ya. Ben böyle bir şey görmedim. Şuna bari. 140 140 vereyim de gelsin. Vallahi geldi. İyi kurtarır. Bir de şu var. Şuna da yazayım. Ha, ebesinin nikahıymış be. Hah. Hayırlısı. E o İskoçya diyor. Bir İskoçya mı İskoçya yaparız oraya ya. Brezilya. Bunun uyumu zayıf ama zamanla alışır çok önemli Gözlemleme yüksek olsun yeter. Ben zaten sürekli olarak değiştirmeyeceğim. Yani Hani sürekli olarak sağa sola göndereceğim adamlar e, gözlemlemeleri yüksek şey uyumu yüksek olanlar olur. Mesela bu sürekli Güney Amerika'da kalacak artık bunu uyumu düşük ama zaten buna başka görev vermeyeceğim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biraz geç çalışır ama zaten hedef e, yere belli. Bak ufak ufak Brezilya, Kolombiya, Şili başlamış güzel. Yine böyle böyle vereceğim. Yani güne bir Güney Afrika şeklinde filan yapacağım. En mantıklısı bu. Mesela Yılmaz. Uyumu yüksek. Bunu sağa sola gönderebiliriz. Şunlar bir gelsin de. Napoli direk kiralamış görüyor musun stoperi bulmuş adamlar Ne oluyor lan Vallahi kariyeri bitiriyordum ha Tamam 8 buçuk mu? Para yok da. FFP bitti yazılsak mı acaba? Coşmayalım fazla ya. Dengesiz zayıf ama fiziğimiz iyi bayağı iyiymiş. Yok yok fazla coşmayalım. Biz yine bir temkinli gidelim de. Ben yine içime sinenleri toplamak istiyorum. Sağa sola saldırmaya başlarsak bu işin içinden çıkamayız. Yine böyle nokta atışı transferler yapacağım. Şu ana kadar sağlam bir transfer politikamız vardı. Yine aynı şekilde olmasını istiyorum açıkçası. Sergio Gomez'i de bitirdiler ya. Yazık ettiler çocuğa. Ah Asensio ah sen olsaydın Tottenham maçı böyle mi olurdu? Rüyalarda buluşuruz. 3 oyuncu haftanın takımına girmiş. Güzel. Evet şampiyonlar ligi. Bakalım neler olacak. Ortalık karışsın ya. Ne olacaksa olsun. Yalnız bizim takımı gözle görülür bir şekilde geliştiremememiz benim canımı bayağı bir sıktı. Millet yine çatır çatır transfer yaptı. Biz öyle seyrettik. Hayırlısı olsun. Nasıl olacak bilmiyorum. Yönetimde hiç musluğu açacakmış gibi gelmedi bana ama bilemem. Transfer teklifleri de düşük. Hani al sat yapıp kar etsen. Şimdi Premier Lig'de olsa Oho ben Hüsam'ı kim bilir kaçı okutmuştum. Ya bir dur ya. Allah aşkına bir de seninle uğraşmayayım şuracıkta. Bayır ediyorsunuz adamı. Gideceğim de gideceğim. Hiçbir yere gittiğiniz yok. Yalnız şu sözleşmelere de bakmak lazım ya. Yavaş yavaş. Bak Felipe yaklaşıyor, Raín yaklaşıyor, diğerlerini geç. Bu sezon Felipe ve ile şey yapalım. Şu an tabi olmaz. Transfer dönemi bitmesi lazım. Diğerleri zaten 2025. Acı bakalım. Yok ya, senden olmaz. Seni çıkartalım. Devam. Ay başka gözlemci mi dedim? Niye birini çıkartıyorum? Hem kontenjanım mı full? Hiç bakmadım ki. Ne oldu şimdi bu transfer yalan mı oldu? Heh Galatasaray'a geldi iyi. Ya birader bir çıkarıp 80'i masaya vuramadınız ya. Ne diyeyim ben size? 7 oldu diyor. O zaman bir tanesi yalan oldu. Öbürüne ne oldu? Şu. Ha, kabul etmiş zaten. Bu yeni sözleşme imzalamış. İyi. Şimdi. O zaman bir tane şeye gönderelim. Sonraki rakip peki. Tamam Güney Amerika. Ben buna görev vermişim galiba. İptal et bunu. Yılmaz'ı Türkiye Ligi'ne gönderebilirim. Türkiye'de ne var ne yok hepsini komple bir araştırsın. Aynen. Aslında Avrupa diye aratabilirim. Avrupa'daki Türk oyuncuları arasın. Bak daha mantıklı. Aynen. Türk oyuncuları komple buna veren. Türkiye yine Avrupa'da değil mi? Asya'da değildir inşallah. Tamam. Türk en az süper en fazla 23 yaşında devam ediyor. Bu da tamam. Uzan bu geri kalan ne? İstatistikçi mi? İki tane de, üç tane istatistikçi biraz fazla değil mi ya? Herhalde ben Analiz imkanlarını bayağı geliştirdim ya. O arada bayağı arttı. Ona da bir bakmak lazım. Şu kulübün yapılanmasını bir artık tamamlayalım. İşte bunların hepsi gözlemci. Tüm sıkıntı buradan başlıyor. Aha. O bile etti. 20 diyeyim. Yapma be. Devam. Şu gözlemleme işlerine devam ediyorduk. Oraya bir daha geri dönelim. Ee görevlendirmeler Şimdi geri kalanlara Luigi İtalya Luigi'nin de uyumu zayıf Alexandre'nin de uyumu zayıf Bunun hiç fena değil Bak bu fil dişi mil dişi diyor. Valla Luigi Avrupa'ya gönderelim. Tamam mı? Avrupa'da ne var ne yok bir baksın. Yaş 23. En az süper. Avrupa. Devam ediyor. Aleksandr seni değişik bir tarzın var Aleksandr. Brezilya ve Suudi Arabistan ne alaka anlamadım. Şurada Senegal fil dişi sahilleri var. Sana e, Güney Afrika'yı vereyim. Ya komple Afrika'yı vereyim. Zaten Afrika'nın hepsinden bir iki tane ye çıkar ya çıkmaz. Afrika'yı komple vereyim. Yaş. 23 potansiyel süper devam ediyor. Aynen. Bu da Afrika'yı dolaşsın. Daha tabi halletmemiz gereken bir sürü kıta var. Kuzey Amerika var. Ben şey Güney Amerika'yı verdim. Tamam. Ee, o zaman sana da Kuzey Amerika'yı vereyim ya. Bakayım. Asya, Asya da önemli aslında da. Bilmiyorum, Asya'dan çok çıkar mı? Sanki Kuzey Amerika ve Asya bilmiyorum. Çok değmez gibi. Gerçi Amerika'dan bir iki tane çocuk var gibiydi ama bilmem. Belki Kuzey Amerika'yı seçsek yeter. Belki Kuzey Amerika'dan da bir iki bir şey çıkabilir. Çok belli olmaz. Amerika'da futbol yavaş yavaş gelişiyor gibi. Hadi sana da Kuzey Amerika'yı vereyim de, bir tane de boşta kalsın. Evet, şöyle yeni ekibimize görevlerini verdik. Bundan sonra e, eskisi gibi sürekli olarak raporlara bakacağım. Artık bundan da bundan sonra çok daha önemli. Ee, oyuncular yavaş yavaş yaşlanmaya başladı. Daha çok regenlere dayalı bir politika izlememiz lazım. Zaten adam gibi bir transfer bütçesi falan aldığımızda yok. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde yarışa devam edebilmek istiyorsak mecburen gözlemlemeye para harcamamız lazım. Valla Manchester City'ne çaktı Mbappe ya. Bak nasıl yola geldi. Bunlara böyle davranmak lazım ya. Şu hücum taktiğe de bir bakayım da. En azından az takımın şeyini halledelim. Az takımın personellerini halledelim. Ondan sonra 19 yaş altına filan başlayacağız. Ya birader paranız yoksa gelmeyin ya. Evet, zaten sürekli uyarı geliyor. 19 yaş altı görevleri diye. Ne o? Savunma taktik. Bir tane kaleci bakmıştım diye hatırlıyorum. Yemedi. Dört yıldız olur bundan. Fena değil. Pro lisans. Aynen dört yıldız olur. Yani dört buçuk zaten 19 yaş altına zor şimdilik ya. Dört yıldızları toplayayım da ben. Aslında bir sürü de her şey lazım ya. Savunma taktik, savunma teknik, bunların çoğuna ben giriyorum zaten. Bak şu işte aradığımız adam bu. Şu bir az takıma girebilse. Tamam, o zaman şunu halledeyim. Gerçi bu da menajer falan olmak istiyor ya. Bu da yaş ben size söyleyeyim. Rudvan Nisteroy'un şeyi neydi? Aslında Nisteroy gibi bir şeyler koymak daha mantıklı olabilir. 19 yaş altı menajer. Savunma tekniği acaba dört yıldız olur mu bunun? Şu Rudvan'ı alacağım ya. Seviyorum Rudvan'ı. Olmazsa kovarız. Pazarlık sünnet düşün. 300'e saralım. Evet. Hadi bakalım. Proje kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Başka kim olabilirdi ki? Şunları bir kaldırayım. Belki daha iyi antrenörlük özellikleri olan vardır. şurada geçen sene ay ayarlayabiliyorduk nereden ayarlıyorduk onu Gelişmişe gelelim Heh. şu az takımı kaldıracağız Yalnız bir şey değişmedi sanki. Dur şuradan bakarak gidelim. Geç. Bunların hepsinin zihinseliği de. Teknik kimse de yok. Evet, daha iyisi de olacağını zannetmiyorum. Bunlar da zaten seviye olarak 19 yaş altı menajer falan olacak tipler değil. Şunu kaldırınca niye olmadı? Şimdi oldu. Evet, hakikaten piyasada bir e, personel sıkıntısı var. Personel sıkıntısı var. Rudvan Nistelro hiç fena bir seçenek diye şu an için ya İleride ne olur bilinmez Devamlı zaten geliştiriyoruz Bak şunu temizlediğince geçirmiyor haberiniz olsun Bunu tekrar kaldırmak lazım Devam bir de kaleci bakacaktım. Gerçi kaleciye bakmıştım ama hadi bir daha bakayım. 19 yaş altı için. Onu da ilk bir 4.5 yıldızlık alabilir miyim diye bakıyordum ama biraz makul olmak lazım. Şu muydu güzel olan? Bu çok sağlam ya. Bunu aslında var ya Maaşı da bayağı düşük. Acaba asistan mı yapsam bunu? Bak olabilir. Gel sen asistan yapayım. 134 vereyim. Yemedi. Gel ya. O menajer dedin olmadı. Asistan yapayım sen gel. Hadi 5 yıllık da sözleşme çakayım. Birader <laughs> hepiniz mi bir menajer olmak istiyorsunuz? Biraz en azından yıllık maaş verelim de artış. Devam. Evet yapılanmamız devam ediyor. Oha. Bucao. Lan yine kimi aldınız Allahsızlar? Dur bakayım. Görüyor musun? Biz o arada gözlemci ekibini dizerken kim bilir neleri kaçırdık. Çakmış 25'i ya. Para yok ki gerçi. Fena değilmiş ya. Yani öyle efsane bir zihinseli seli yok. Felipe'den iyi değil bu oyuncu da. Para olunca alıp atabiliyorsun. Geç ya bizim o kayla işimiz yok. Bana böyle çok nokta transferler lazım ya. Şu an hala genç oyunculara para harcayacak durumumuz yok. Bir 2700'e şu e, savaşçı orta sahaya aldım ki onu da iki yapmışım Zito'yu. Çünkü piyasada adam gibi savaşçı orta saha yok. Mecburen yetiştirmek lazım. Oynuyor mu? 27 maçta oynamış. Tabi Brezilya ligi ile normal biraz ayrı olduğu için. Güzel. Bu çocuğu kazanmamız şart. Cık. Yetmez bize. Çıkar bunu. 93 mü? Serbest kalma var mı? 5 mi? Hadi ya. 20 yaşında diyorsun. Yani 20 yaş biraz geç gibi sanki. Nerelere çıkar bilinmez. Yalnız şu gözlemcileri gönderdiğimiz çok iyi oldu ya. Geç abi. Bu çocuk da iyi. Bayağı sağlam stoperler var aslında. çıkar. Hemen şu böyle olmayacak gibi olanları boşları hemen çıkartalım ki gözlemcilerin iş yükü çok fazla artmasın. Geç bunu. Luis Antonio diyorsun ha. oyuncusu. Ah çalışkanlığı biraz yüksek olsa hiç fena oyuncu değil. Bunu ekle bakayım listeme. Görüyor musun? Gözlemci nasıl çatır çatır çalışmaya başladı. Bundan sonra ara ara bana hatırlatırsanız iyi olur. Şu gözlemci kapasitesi mümkün olduğunca arttıralım. Şu maaşları arttıralım ya. Şimdilik fizyoterapi. Bir spor bilimcisi bakayım mı? Bir spor bilimcisi lazım bir de. Şu boşlukları bir yavaş yavaş temizlemek istiyorum. Şu istatistikçiyi de bir tane yola gelecek gibi olan vardı. Bu çocuğu da bir listeye alayım. Şu Mirko. Bunu listeme bir ekleyeyim. Ya der senden biraz gerçekçi ol ya. Şöyle 5 senelikte sözleşme çakayım. %20 vereyim. Bak prim de vereyim. Ah, biz bu kulübü nasıl ayakta tutarız bilmiyorum ama şunu biraz makul yapayım da. Ya evetsin nikaymiş artık. Şu 50 binde lafını yapma. ama çok iyi ya. Ha? Olsun olsun bu ikinci sözleşmelerde makul teklifleri kabul ediyor, sıkıntı yok. Şu ilk bir adımını atsın yeter. Ay. Yalnız bu sorumlu morumlu diyor. Bunlar asla yola gelmez. 6-16-15 fena değil. Biraz daha şu Brezilyalıları çekebiliriz gibi geliyor. Bak bu bu denemeye değer. Ya der. Bak gözlemci olan istatistikçi olmaya o kadar uzak olmamalı ya. 200 veriyorum. Gel. Şu bana çok mantıklı gelmedi. Ya ha gözlemci olmuşsun ha istatistikçi olmuşsun ne fark eder? Parayı veriyoruz ya. En azından bu kadar böyle meseleye çok uzak biraz daha pazarlığa açık olması lazım. Ya bize de bırakın Allahsızlar. Taş mı yiyelim biz? Evet. Vallahi millet topluyor. Haberiniz olsun. Dani'yi çıkartalım. Tamam. Gerçi bunu yine listeme alayım ben de. Belki Pelegri sağlam bir teklif gelirse bunu çıkartacağım listemden. Gel aslanım gel. Rudvan Nisteroy. Adamın hası hası. Gençlerle çalışması da var. Sonraki satıştan da yüzde kırk veriyor aslında. Ha. Fena değil. Ya, hayatta satmam. Haydi bakalım Rıdvan. Bundan sonra senin adın Rıdvan olsun. Rıdvan'ı hangi mevkiye koyacağız? İyi. Şuradan bari kurtuldu. Hücum teknik var mı? Hücum tekniğe bakayım. Hücum teknik buluruz sanki ya. Bayağı bir şeyler yaptık biz personelle ilgili bugün. Hadi be. Hiç çıkmadı. Altyapı sorumlusu. Gel koçum. Senden güzel bir antrenör olur. Yani kesin reddedecek. Devam. Gel aslanım gel. Senin gibi istatistikçilere ihtiyacımız var. Başka kaldı mı gelen? Başka da yok. Hemen dil kursuna gönderelim. Şu gözlemleme ile ilgili bilgi seviyesine bir bakacağım. %27. Bak görüyorsun şuralar tamam. Şu sol taraf Batı Sahilini bir çözmemiz lazım. Batı Sahilini çözersek Güney Amerika bizim demektir. Özellikle kaleci arıyorum ya. Kolombiya'dan çok güzel kaleciler çıkabiliyor. Afrika için baya bir zamana ihtiyacımız var. Belki Afrika'yı da bölmek mantıklı olurdu da. Şu anki gözlemci ekibiyle biraz zor. Hadi bakalım. Evet şu Ankara gücü maçına girelim o zaman. Bir maç oynayalım ya. Hadi bakalım. 15-25 geldi. Hayırlısı olsun. Ne oldu? Tarihleri yazıyordu da onlar gitmiş. Şimdi elemeler e, kura çekilsin de. O zaman çıkar. Evet ikisinde transfer dönemi de kapanıyor. Bu bölümde transfer dönemini de kapatırız. Ya şu U19'da var ya başarıyı çok istiyorum ya. Şu U19'da başarıyı çok istiyorum. Acaba bunlar bu takımlar altyapıları ne yapıyorlar ki? Zamanla geliştiriyorlar oyunda da Türk Ligi olunca biraz şey yapamıyor insan. Kısıtlı düzeyde. Haydi bismillah. Yalnız dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Seri başı olduk. Ayık olun. Leipzig'i koy şuraya. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Beni neyle sınıyorsun ben anlamıyorum ki. Sabır taşı olsa çatlar bu nedir ya? Ha Dortmund koy bir de şuraya tam olsun. Sevilla. Sevilla da boş değildir ha. Zor kura çektik. Şimdi oraya bir de Dinamo gelir tam olur. Ajax. Ölüm grubunu çektim şu an ya. Vallahi ölüm grubunu çektim şu an. Şurası da fena değilmiş. Bakayım. Ya buradan bu ikisi çıkar. Belli. Bak bu grup da fena değil. Burası da karışır. Burası zaten karışık. Bak burası da hiç fena değil. D grubu. E grubu belli. Manchester City geri kalan çok önemli değil. Bak burası da fena değil. Bu sezon hakikaten yani Juventus kesin çıkar şu 3'ü arasında bir çekişme var. Burada da sürpriz çık çıkabilir aslında. Şu grup da fena değil. Bela gruplar zorlaşıyor mu bana mı öyle geldi ya? Her tarafta sağlam takım var. Bak şimdi Celtic boş değildir. Salzburg boş değil. Moskova boş değil. Porto zaten her zaman için Porto Monaco'da öyle Dinamo bayağı sağlam takım kuruyordu Bizden Sinanım inanım bir şeyler aldılar Fena transfer yapmıyor gibiler Ayaksın zaten hiç fena bir takımı yok Bir şey diyeceğim ben Avrupa'daki Türkleri arattım da Avrupa'yı gen olarak birini gönderdim mi? Evet, gönderdim. Luigi'yi gönderdim. Türk olarak da Yılmaz'ı gönderdim. Tamam. Bir Ankara Gücü maçı yapayım o zaman. Vallahi zor gruba düştük ya. İş fena bir çocuk değil. 19 yaşında. Evet, toplantıya mecbur katılacağız. Martin'i çıkartacağım. Onun dışında geri kalan az takım oynasın. Feret yine çıkacak. Evet şöyle gidelim bakalım. Odrizola Lafont, Talha, Christian. Yine transferde bütün hareket bizden. Tamam. Umut'u da çok zorunlu olmadığımız sürece oynatmayız. Deplasmanda olduğumuz için bu maçı biz oynayalım. Bir de kaybediyormuşum. Hadi bakalım. Rai'nin biraz oynamaya ihtiyacı var, biraz form tutmaya ihtiyacı var ama Şampiyonlar Ligi başlıyor zaten. Haydi bakalım. Maça başlayan taraf Ankara gücü. İnşallah güzel bir galibiyetli yolumuza devam edeceğiz. Evet her zamanki gibi. Şunu biraz daha dar. Ocuza o taç kullandı Barboza'ya. Nikolas açtı ortasını. Güzel orta. Doku! İşte harika bir gol be. İşte harika bir gol. <laughs> İnşallah bu sene Doku bayağı bir patlayacak. Yalnız Nikolas çok güzel orta açtı. Yavrum benim. İstekli oynayın. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Hüsam indirdi. Vur ona Barboza. Doku, ikinci gol. İşte bu sezon Dokun'un sezonu. Hissettirmeye başladı. Güzel. Hadi bakalım. Asıl patlamayı bu sezon yapacağız inşallah. Hüsem çok güzel indirdi. Barboza'ya güzel pas. Barboza. Doku. Sol ayağıyla 90'a yazdı. Aslanım benim. İleri çıkın diyeceğim. Barboza vurdu. Kaleci son anda kurtardı. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Doku vur be. Üç gelsin aslanım. Caner. E Caner'e verirsen topu o atak öyle biter. Üssam, o ikinci kırmızı. ikinci sarı geldi. Güle güle. Şimdi Güzel kesti harika bir gol be. Harika bir gol. Evet Galatasaray mevzu ilk yarıda çözdü. <laughs> İlgisiz diyor ya ilgisiz, kaygısız. Hemen çocukları tebrik edelim. İkinci araya başlayalım ama. İlk önce şunu kontrollü hücum diyelim. Savunmaya al geç ya. Kasmaya gerek yok. İyice düşür gitsin. Ne yaptın lan? Rahat oynayın dediysek o kadar da demedik. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor. Ankara gücü bir kontra reşi içerisinde ama mümkün değil. Tosat verdi Doku'ya. Doku içeri doğru kat etti. Nikolas'ı görebilir. Görmedi. Kendi gitti. Vurdu. Öyle tak. Halı saha maçına döndü. Ben size söyleyeyim. Evet. Doku'yu çıkartacağım. Daniel gel buraya. Hüsem çık. E, Ray'ın biraz maç temposuna ihtiyacı var. Bir de Felipe sakatlıktan yeni çıktı. Ahmet'in biraz daha düşük. Ahmet gelsin. Barboza da yoruldu. İyice rölantiye alalım. Evet. Temiz bir maç oldu. İlk yerde mevzuyu çözdük. Dokunun performansı özellikle beni çok mutlu etti. Nikolas zaten geldiğinden beri gümbür gümbür gidiyordu. Doku biraz daha ön plana çıkarsa bizi kimse durduramaz. Şimdi bayağı yol aldık canım Onuna kadar gideceğiz Pelegriyor benim. Güzel. Şimdi 4.5 yıldızı çıktı ya antrenörler. Tesislerde 5 yıldız. Bundan sonra artık herhalde... ...full potansiyeli ulaşmak için gereken her şey var. Şeyin gelişi çok hoşuma gitti. Rıdvan'ın gelişi. Burada yok tabii Rıdvan. Burası tamam ya. Bak bir tane daha... Topa sahip olma teknik diyor. Kontenjanımız var. Bir tane çakayım mı oraya? Bak, görüyor musun? Marka 2 almışım. Şuraya geldim geleli sanki biraz sakatlıklar azaldı gibi. Topa sahip olma tekniğe bir bakacağım. Şunu zaten 190 yapsam çat diye gelir herhalde. Hop gel günahlarına aslanım benim. Çok değişik var ya. Çok inanılmaz personeller var oyunda. Adam hem kaleci antrenörü hem de Efsane bir toplu oyun teknik antrenörü Devam. Başak City Kayseri ile oynuyor ve yenildiler. Güzel. Evet şu an bir 3 puan fark atma imkanımız var. Devam. Ya bir dur Allah aşkına gaza gelme ya. Allah'ım ya Rabbim daha yeni Şampiyonlar Ligi'ni almışız. Çılgın mısın nesin? Yok birader. Hiç kasma. 350-400 milyon euro varsa bırakırım. 19 yaşında çiçek gibi çocuk. Ben size söyleyeyim. Bu jenerasyonun belki bir Ronaldo'su olmaz ama gayet sağlam bir kanat oyuncusu olur. Ki öyle de zaten. Alakmanı. Çıkart ya. Umut yerine olabilir. Bilmiyorum. Şu an Türkiye'de hakikaten rotasyon oyuncusu konusunda çok büyük sıkıntı olduğundan Renato'yu çıkartacağım ya. Yani. Renato gibi bir oyuncu şu an için aramıyorum. Mezzeler oyunu kullanmıyorum burada. Gönlü orta saha olarak da olmaz zaten. Caner, Odizola ve Pelegre haftanın takımı. Doku girmemiş. Çok ilginç. Gel aslanım. Aynen. Çat diye topa sahip olma tekniğe yapıştırmış. Şuraya zaten gelecek. Bunlar da ortalama kalsın zaten. Howard 5 yıldız değil miydi ya? Yani bayağı sağlam bir antrenör ekibimiz oldu. Evet şu an her şeyde ligin en iyisiyiz. Ben buna daha yeni sözleşme imzalatmadım mı ya? Evet. Daha 22.5 daha Mayıs'ta imzalatmışım. bu kadar da olmaz ya. İnsaf birader. 5400 maaş veriyorum sana. Şu transfer dönemi bitsin artık kurtulalım. Antrenmanlara da bir bakacağım. Tamam. Savunma, taktik, topa, kimiyet. Ee, dengeli. Dikey tiki olsun. Valla çatır çatır topluyorlar. Çocuk da fena. Bak bu çocuk daha iyi aslında. Sigurd. Yani. 18 yaşına gelmiş. Bundan bir cacık olacak olsaydı zaten belli olurdu. Benim çok sevdiğim bir kaleci tarzı değil zaten. Evet, artık transferin bitmesine çok az bir zaman kaldı. İnşallah iki gün sonra kurtulacağız bu belalardan. Ee, bittikten sonra hemen şeyle bir Felipe ile yeni bir sözleşme imzalayacağım. Gerçekten zinse olarak Felipe gibisi kolay bulunmuyor ya. Yine ben bir araştırmaya devam edeceğim ama. Birader herkesin mi geleceği parlak? Allah aşkına bana bir söyleyin ya. Kime baksam yıldız adayı, kime baksam geleceği parlak. Bu kadar da değil yani. Barbosa milli takımı seçilmiş. Az takımda mı? Yok. Ha burada. Hadi bakalım. Bunda bayağı iyi bir fiyat aldık ha. Size söyleyeyim. Yine yapabileceğimiz en ucuz en makul transferi yapmış olduk. Reddedeceğim. Şuralardan göndermemiz gereken Şuraya bir bakacağım ya. Bitene kadar diyeceğim. Devam. Açıkçası şeyi de istiyorum. Bu 19 şampiyonlar ligini istiyorum. Mesela Atletik Bilbao kariyerinde çok sağlam bir U19 ekibi kurduk. Başarı sağlayabilirler, bilmiyorum. Evet, bu, bu bu ay güzel bir gelir elde ettik. Gruplardan dolayı bir 15 geldi ya. O yüzden güzel bir karımız oldu. İyi. Bundan sonra bizim ekonomik olarak herhangi bir sıkıntı çekeceğimiz zannetmiyorum. E bir 22 milyon euro borcumuz var. O da bizim için para değil yani. Hadi bakalım Ryan. Oyuncularla aramızı sıkı tutalım. Evet bunun sözleşmesi ne zaman bitiyor? 2024. Yani Eylül'deyiz, 2023 olacak. Yeni sözleşme zamanı geldi. 3. Yani şunu bilmiyorum. 5 senelik diyeyim. 4 buçuk falan. Halledelim.

Görüyor musun? Sayemden milli takıma girdin. Hadi yine iyisin. Şunların hepsine bir tebrik yapalım da. Kimse bize teşekkür etmiyor. Hayırdır. O neyli vermem. Neyli 21 yaş altında parlayacak inşallah. Güzel gidiyor ha bunu aslında az as takıma da çıkartabilirim de şeyler zaten antrenörlere hemen hemen aynı olduğu için gerek yok. Evet. Hepsi aynı. Bu sefer hepsini az takıma çıkartınca biraz daha iş yükü de artıyor. O yüzden en sağlam olanları yalnızca çıkartacağım bundan sonra. Aha. Para da para olsa bari. Yapacak bir şey yok. Yabancı sınırını kaldırın. Ben size kralını yapayım. Bu ne oğlum? Daha geçen ay diyordunuz hani berbat bir transferdi diye. Şimdi de lafı ama bunun taraftar diyor. Yönetim çok berbat bir transfer diyordu. Taraftarın performansını, tepkisini görünce geri taktılar demek ki. Ya ben boş transfer yapar mıyım ya? Ayık olun. Atmosfer güzel, yönetim ta... Ya Nicolas tadımızı kaçırma. Hadi birader şunu bitirin artık da. Bak Pelegri'yi de sakatladınız ha. Valla 4 yıldız diyor da bizim istediğimiz gibi olmadı. Ona bakarsan Mehmet'e de 4 yıldız diyor. Bekliyoruz. En aktif Adana Demirspor 24 oyuncu nedir ya? Ne kaydı bu? Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ne kimleri çıkartacağız. O günü bir defa çıkar. Umut'u çıkar. Seçilmemişleri bir değilsin de. Aa, Mehmet olmazsa olmaz ya. Mehmet olsun. Tamam diğerleri olmasa da olur. Oğlum bak şunu bir adam gibi dizin. Bir gözümden biri kaçacak diye korkuyorum. Tamam. Emircan geç, Yasin geç, Olcay geç, Umut'u da geç. Yaz otomatik seçimde Pelegri falan seçmemişti yapay zeka. Yapay zekaya gram güvenim yok şu an. Tamam. Evet burası zaten tamam. Bu da mı yıldız ya? Ha şöyle yola gel. Rahat ol, o iş bizde. Oha. Ne birader ya? Yalnız bunun gibisi de yok biliyor musunuz? Havayı mı sıkıyordun lan? Bileydim biraz daha sıkı pazarlık yapardım. Neyse. Biz bu Felipe'yi biraz zor satarız ben size söyleyeyim de. Neyse. Yapacak bir şey yok. Abi düzgün teklif gelmiyor ki. 80 milyon euro istiyorum. Çok mu istiyorum Allah aşkına? 25 yaşında. En verimli çağı ya. Bırak oynasın 5 senede. Bize zaten İki kere daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu getirse parası çıkar. Çok umurumda değil. Yalnız bizim maaş bütçesini aşmış olabiliriz ha benzo. Kabul etsin biz aşacak gibi hissediyorum. Aşmaz herhalde de hemen hemen denkleşir. Evet şu an milli takım arasından dolayı. Eyvah. Barbosu neredesin? Milli takımdasın. Ne zaman döneceksin? 4. Sana bir 3 gün vereyim. Bir gün zaten şey olacak. Lisandro Pellegrini. Ne zaman? Beşinde dönüyor. Beşinde dönen çocuk sakat dönüyor. Şuna bir beş gün var. Şuna da bir üç gün var. İyice bir dinlensinler.

Bunu çıkartacağım. Bu bizim için artık yeterli olmaz. Şucu bir türlü nedense ikna edemedik. 90'a çıkmış serbest kalmaz. Evet, Ryan yeni sözleşme imzaladı. Gayet güzel. İki tane oyuncu vardı zaten. 2024'te sözleşmesi bitecek. 2024 mi, 2025 mi, neyse artık. O, o iki oyuncuyla da sözleşme imzaladık. Şu an kontrat konusunda çok bir sıkıntımız yok. Oyuncular sürekli gitmeye mail ettiği için biraz daha garantici olmak istiyorum. Yoksa zor durumda kalabiliriz. Batman Petrol Spor. Çocukluğumun efsane takımı. Mersin İdman Yurdu. Şuradan bir görelim artık ya. Şu takımlar yavaş yavaş bir gelişsin kendilerine bir tesis meclis bir şey yapsınlar. Şöyle birincilik de yok mu? Bak mesela Sancaktepe Belediye filan çıkmış. Basit. O altın ordu düşüşte. Mesela Samsung spor çıksa güzel olur sanki. Rafine diyor lan. Nasıl bir dünyanız var oğlum? O Rafine bu Rafine değil tabi. Altay çıkmıştı sanki bir yere geri düştü. Salama. Beyler biraz tesisleşin ama böyle olmuyor. Altyapıdan hiçbir şey çıkmıyor beyler. Geçen sene de bir şey çıkmadı. Ondan önceki sene de bir şey çıkmadı. Evet, bayağı uzun bir bölüm oldu. Bayağı ıı, hareketlenmeler oldu. Özellikle personel konusunda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Güzel. Barboza ile ıı, Pelegr' arasındaki bağ kuruldu. E, burada da İşte bu kadar. Bir tek ıı, Tosart'la Mart şey Aaron ay Kafam patatesi döndü. Hüsam arasındaki şu aradaki bağ kurulacak. Onun dışında her şey hazır. Güzel. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.